Merhabalar, bu videoda Yüksek Sistem Gereksinim 5 tane oyuna bakacağız. Tüm oyunları oynama şansımın olmadığından dolayı yazılı incelemeleri kendim yazmıyorum. Kaynaklarını videonun açıklamasında bulabilirsiniz. İlk oyunumuz Call of Duty World War II. Oyunda Avrupa'nın Nazi zulmüne karşı savaşmaya gelmiş Amerikalı genç Ronald Daniels'i yönetiyoruz. Daniels her işi yapabilen, Joker diyebileceğimiz bir asker, neredeyse elinden her iş gelen bir asker. Grafikler çok güzel olmasına rağmen 2. Dünya Savaşı'nda sadece Amerikan ordusu gözünden görebiliyoruz. Alman ordusu sadece vurulmaları için dizilen karakterler oluyor. Daniels'in Zussman'la olan arkadaşlığı ve subaylarla arasında geçen sürtüşmelerde bir süre sonra monotonluktan başka bir şey değil. Maalesef bu oyunu oyuncelemesi yapan insanlar tarafından pek sevilmemiş. Multiplayer özelliği var. 6'ya 6 takım halinde savaşlar yapılabiliyor. Fiyatı şu an 125.40 TL. İşlemci i3-3225 3.3 GHz, RAM 8 GB, ekran kartı GTX 660 2 GB. İkinci oyunumuz Deathloop. Açık dünya türünde yapılmış oyunumuz, FPS türündeki korku hayatta kalma türünde. 8 Şubat 2018 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyuna bir adada başlayacağız. Kendi başımıza oynayabildiğimiz gibi 4 kişiye kadar desteklenen eşli oyuncu modunda da hayatta kalabiliriz. Grafikler ve atmosferin iyi olduğu gözüküyor. Aslında bir hikayesi de var. 1918 dünyada anlamsız çalışmalar sürerken Sovyet Cumhuriyeti'nden Viktor Ogden finansal destek yeni ışığı yaratıyor. Amaç orduyu askerleri yüksek teknoloji silahlara donatmak. Yakın bir zaman sonra amaç gerçekleşiyor. Fakat Viktor sadece bununla yetinmek istemiyor. Atılım adında bir proje başlatıyor. Bu proje kapsamında yapay bir ada olan Granici'nin inşaatına başlanıyor. Yıllar sonra adaya denetim ekibi gittiğinde insanlar ve hayvanlar üzerinde denenmiş bir sürü deneyin karışık ve korkunç sonuçlarını görüyorlar. Bizim görevimiz bu çılgın bilim adamının hatalarını silmek. Fiyatı şu anlık 21.70 TL. İşlemci i5-2400 3.1 GHz, RAM 8 GB, ekran kartı GTX 670 2 GB. Listemizin medyanı Dead Effect 2. Bu oyun asıl olarak mobil platformlarda izini bırakmış, sonra da bilgisayarlar için çıkarılmıştır. Oyun uzayda geçiyor. Düşmanlarımız insan olmadığı kesin olan yaratıklar. Dead Effect 2 yapımcı firması Bedfly Interactive, inceleme yapan şirketlerin negatif yorum yapmamaları konusunu tehdit ettiği için oyun hakkında inceleme yazısı yok denecek kadar az. Fiyatı 4 TL olan oyunun sistem gereksinimleri, işlemci i5-2400 3.1 GHz, RAM 6 GB, ekran kartı GTX 560 2 GB. Dördüncü oyunumuz 6 Aralık 2016 tarihinde piyasaya sürülmüş zombi ve hayatta kalma temalı oyunumuzun kendisini diğer zombi temalı oyunlardan ayıran VR destekli yapıda olması. Yani VR gözlüğünüzü takıp zombileri gebertebilirsiniz. Kıyamet sonrası dönemi yansıtan bu oyun dünyasında bir süre sonra sizinle aynı kaderi paylaşan insanları bulup onlarla birlikte zombilerin soyunu tüketmelisiniz. Oyunun size sunduğu açık dünya imkanı ve birçok silah çeşidiyle keyifli saatler geçirebilirsiniz. Videodan gördüğünüz gibi grafikler hayli güzel gözüküyor. Fiyatı şu an için 29.5 TL. İşlemci i5-4590 3.5 GHz, RAM 8 GB, ekran kartı GTX 970 4 GB. Son oyunumuz Jurassic World Evolution Frontier Developments tarafından geliştirilen oyunda. Amacımız 5 yıldızlı bir dinozor parkı oluşturmak. İşin içine dinozor girince kontrol altına tutmamız gereken önemli yerler de var. Testlerimizi kurarken insanlara dinozorlarımızı ayrı tutacak çiftler, duvarlar üretme etkimiz o var. Amacımız olan 5 yıldızı kapmamıza yardımcı olacak 3 insanla birlikte oyunumuza devam edeceğiz. Oyunda orijinal oyundan gelen dinozorların haricinde 40 farklı dinozor türü mevcut. Farklı dinozorları farklı binalarda üretmemiz gerekecek. Ayrıca haritayı özelleştirme şansımız da var. Fiyatı şu anlık 214 TL. İşlemci i5-2300 3.10 GHz, RAM 8 GB, ekran kartı GTX 662 GB. Evet, videomuzu bitirdik. Eğer umduğunuzu bulduysanız iyi günler.